falan filan yeni sezonda başlıyor. Konumuz zombiler. Bitti Ali. Kardeşime bakarken şöyle oluyor. Ben bakmıyorum. Görmüyoruz ki. Ali. Bizim elleri yapmadık. Onları Photoshop'ta yaparım ya. Elleri. Evet. Sen nasıl gelmeye de gerek yok. Bugün özel bir gün benim için. Yani hemen o iş bitti de oldu. Ay. Falan filanın klasiği bak. Burada sis olmadan olmuyor. Ali'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Ezo'cum sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Sis tipe de yakıştı. Sisi bir de tabii durdurmak lazım çalıştırınca. Ama sis başka yerde. Güldürme valla. Yaram acıyor. Bu ölüsü yeter dedikleri bu mu oluyor? Evet herhalde inşallah. Tam anlamıyla bu. İnşallah büyüyünce biz de o hale geleceğiz. Şimdi tabii seyirciye de anlatmak lazım. Niye böyle suratlar yaralı, ondan sonra işte böyle makyajlar var. Bugün dedik ki şu zombi meselesini çözelim. Evet ya. Değil mi? Bir sürü şaibe var bu zombilerle ilgili. Evet. Bir hızlılar, bir yavaşlar, ne bileyim işte bir beyin yiyorlar, bir yemiyorlar falan. Böyle bir büyük bir şaibe. Bunu evet. Çözer miyiz bugün? Yani çözmemiz lazım. Çünkü tam net olarak bilmeden ödümüz kopuyor. ama tabii o kadar çok film, dizi yapılıyor ki konuyla ilgili... Onlara karşı savunma tekniklerini de biliyoruz. dizi için çok önemli değilse o an ya da film için kolay ölüyorlar. Ama önemli bir sahne ise bir türlü ölemiyorlar. Bunların hepsini çözelim. Yani bir de... Filminden filmine değişiyor bir de. Evet. Değil mi? Evet yani... Ama son dönemde bu Walking Dead'le beraber bayağı herhalde popüler oldu değil mi? Bayılıyorum. Zombiler. Yani bayılıyorum ben hayatım boyunca hep zombi filmlerine güldüm. Hep komik geldi bana. Evet. Ya Walking Dead'in bir farkı da ateş ederken şarjör değiştiriyorlar. Ha, evet. Yani bunların kurşunu bitmiyor mu diyemiyorsun. Ha, kurşunu nereden buluyorlar dersen o kadar detaya girme derim. Tadını çıkart dizini. Bizim Gürkan demişti Uygun. Bu işte Kurtlar Vadisi'ni çekerken abi bu şey kurşun hiç bitmiyor mu demiştim. Ben arada bir utanıyorum şarjör değiştiriyormuş gibi yapıyorum diyordu. Yok hadi bu zamanda diyelim şarjörü var yanında bilmem ne de. Orada bir de hayat durmuş. Ama o altı patlar, o kadar devamlı patlıyor. Mühimmat nereden geliyor diyorsun değil mi? Evet evet. Onu bazen buluyorlar bir yerlerden. Sen şimdi zombileri seviyorsun. Zombi filmlerini, dizilerini de seviyorsun ama seviyorum derken, korku filmlerinden saygılı bir ilişkimiz var. Yani saygı duyuyorum kendilerine. Ama tabii öyle seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli şeklinde. Çünkü yakında olunca laftan anlamıyorlar. Şimdi bunların iki üç tane daha ciddi şey var, versiyonu var. İşte bu Brad Pitt'in oynadığı World War Z. İzledin mi sen onu Ezo? Yok. Orada mesela bayağı orada atletikler. Birbirlerinin üstüne çıkarak falan koşuyorlar yani. Böyle bir şey yok, böyle bir istiyor. Dağ oluyorlar zombiler böyle. Üst üste çıkıp duvarları aşıyorlar falan. Orada sese çok şeyler, duyarlılar. Evet, yani bunu bir çözüme ulaştırmak lazım. Ya bunların sensörü neresinde onu bulmamız lazım. Sese mi, et kokusuna mı, harekete mi? Nerede bu sensör? Konuyu çok ciddi almış görünüyor Ali. Evet, evet. Ali yani. Biraz beni de çalıştırsaydın böyle kaldım burada yani. Şimdi bunlarda bir zombi nasıl oluyor? Ben anlamıyorum. Şimdi mesela bir bak. Zombi kolay olunmuyor. Normal bir insan normal böyle yürüyor değil mi? Bak hı-hı. Normal yürüyor. Koştuğu zaman bak çok da hızlı koşuyorsun değil mi?
Normal bir insan öyle mi koşuyor? İşte yani. Bu biraz Forrest Gump koşuşu oldu. Ama herif böyle geliyor bak. Öyle. Ondan ya sen sonra... beni nasıl yakalıyorsun abi böyle? Ama anladın işte, mı? Ekmeği gördü mü? Ekmeği gördüm hızlanıyor diyorsun. Tabii tabii. Saldırı bir... Ama işte o Brad Pitt'in filmindekiler uçuyor. Onlar da çok seri. Yani hangisi? Hollywood'un buna bir karar vermesi lazım bence. Bir de bir film daha vardı hatırlarsan. O şey dedi demin içeride. O başka bir tür dedi o. Değil mi? Ne dedi? Evet, bildiğimiz iki tür zombi var. Öyle mi? Bir, yavaş yürüyenler, iki hızlı yürüyenler. O kadar yani. Ama zombiler de evrim geçirebilir bence. Niye olmasın? Hı. Niye onlar uçmasın? Zombi ya, adam istediğini yapar artık. Değil mi? Nasıl olsa? Tabii ya. Bir üst level'a geçmiş. Dünyalığını halletmiş diyorsun. Bitmiş yani. Bir de zombili aşk filmi izledik geçenlerde. Love Once'dı galiba. Şey mi? Zombiden insana dönüyor. O evet. Mu? Dünyada zombiler artık şey olmuş. Bütün her yeri ele geçirmişler. Bir tane yakışıklı bir zombi şeyimiz var. Arkadaşımız var. Bir tane kızı görüyor ve orada böyle bir anda gözleri böyle donup kalıyor. Sonra yavaş yavaş kalbi atmaya başlıyor. Ve normal insana dönüşüyor. Aşkın gücü. Fragmanını gördüm onun. Evet, evet de yani filmin mesajlarından biri de kalbi atsın yeter lafının ne kadar doğru olduğu. Yani hani onunla dalga geçeriz hep. Ama işte ölüsü Allah yeter, muhtaç etmesin. Kalbi yani, atsın bir yeter. Bir anda kalbi atsın yetere döner hikaye. Bunu ne kadar romantik ben değilsin. Ben devamlı yalıyorum bunları. Öyle değil. Aşk her şeye kadir. Hmm. Aşk zombinin bile kalbini attırmış. Ya o. Mesajı onlar yanlış anladın. Onlar da mesajlar. Ya. Onlar da mesajlar. Öyle de ya buraya bir soru yazmışım. Kendi kendime gülüyorum. Evde zombi yapılır mı? Neden biliyor musun? Evde değil de burada yapılıyor. Şimdi işte. Adana'da portakal çiğe karnavalı var ya. Hmm. Abi bildiğin karnaval değil mi bu işte? İnsanlar işte halaylar çekiyor, şarkılar söyleniyor. İşte birçok ünlü gelmiş içeride 100 bin kişi var. Beni bulur. Ben orada işte röportaj yapıyorum işte sevgili Fatih Terim'le, Adanalı abilerimle işte falan. Hmm. Ondan sonra abi bana doğru koşarak böyle bacaksız küçücük bir şey. Velet mi diyeyim ona artık? Tam velet yani. Diye geldi. Dur bakayım dedim sen, bir baktım zombi makyaj yapmış kendine. Aa. Ve o şeyde karnavalda gidip milleti korkutuyor sürekli. Süper. Yani evde zombi yapılır mı sorusunun cevabı bence bu. 5 yaşında çocuk kendi zombi yapmış. Şimdi kafada nereye başlıyor. Hayır, bunu nereye bağlayacağım biliyor musun? Kendi kendine de yapılan bir şey yani. Kendi kendine de olur. Niyet. Bu kadar iyi olmaz da işte. Önemli olan niyet tabii. Şey, birçok giyim firması. Bakın. Ondan sonra birçok reklam filmi. Bu zombi olayını kullanmış. Evet, evet. Yani bu neyi gösteriyor? Bu yaşamdan sonra işte geri dönüş bir şekilde ve bu aslında korkunç bir şey. Korku filmlerine konu olan bir olay ama zombi olayı. Bunu bayağı sektörde kullanmışlar ve en çok izlenen dizilerden bir tanesi zombi dizisi. Demek ki insanlar seviyor bunu abi. Yani böyle bir şey var yani. Merak ediyorlar. İşte o da Hollywood'un hilesi. Yani tam karar veremediğimiz için hangi yani zombi nasıl bir şey diye. Ama şimdi Ezo'nun bu zombileri türlerine ayırmasıyla bende bir şey uyandı. Başka gözle seyredeceğim şimdi. Tabii o gözle zombi. Bak açık ol. Evet. Hı? Evet. Ne o? Açık olmak lazım fikirlere. En son zombi filmini, duygusal zombi filmini de Arnold Schwarzenegger çekti. Evet, bu sabah seyrettim. Sabah bu sabah mı seyrettin? Evet. Bayağı hoş değil mi? Bayağı çalışıp gelmiş. Yani öyle. Ama o film de izlenir, sen de izle. Tamam. Yine dünyada herkes zombiye dönüşüyor. Zaten öyle oluyor evet. Ya. Tamam. Virüs var. Sabah buraya geleceğin için mi yoksa denk mi geldi film? Yani çalıştım, dersime de çalıştım ama denk geldi. Seyrederken aklıma geldi. Burada da kız zombi oluyor, babası onu o kadar seviyor ki. Ondan hiçbir zaman vazgeçmiyor. Tabii daha tam olmuyor. İşte o geçiş sürecinde bir ailenin dramı. Dramı. İyi senin makyajını bitirsin de ondan sonra yavaş yavaş Ezo'yu alalım. Tamam. Selamun aleyküm. Ali, hoş geldin abi. Hoş bulduk. Ya yaşıyor yaşıyor. Var mı? Yaşıyor ve yaşatıyor yani. Yaşayan zombi. Seviyorum bak, saygı, sevgi görüyorsun. Böyle karşılıyorum kendilerini. Böyle bükemediğin eli öpeceksin abi. Çünkü yüzlerce geliyor bir de. Biz zombiyi yaşayan ölüler diye şey yapmışız, Türkçeleştirmişiz. Evet. Amerikalı da walkers diyor.
Evet. Yürüyenler her, yani. Her filmde başka bir şey söylüyorlar. Evet. Bizim çocuklar bol kırsıyor. Şimdi seni böyle görünce aklıma fikir geldi. Neymiş? Böyle zombi konsepti bence bir tiyatro oyunu olabilir. Niye olmasın? Zombi konsepti evet. Tiyatro oyunu. Mesela Güldür Güldür'ün bir bölümüne böyle bir zombi koyabilirsiniz. Abi bizden olmayınca çalışmıyor. Yani bizimkiler zombi olursa nasıl olur? O konuşulabilir. Yani Beylikdüzü'nde zombilik falan gibi bir şey işlenirse. Niye? Şimdi de Bağcılar'da zombiyiz. Çalışabilir o zaman. Bence olur. Veya çok ciddi bir oyun olabilir. Ciddi oyun. Hani özel tiyatrolar yapıyor ya böyle agresif oyunlar. Mesela işte bir ölünün dirilişi bilmem ne bununla ilgili bir şey yazılabilir yani. Hadi sen yaz ben de çekeyim. Çekeyim tiyatroyu. Ha. Yok da böyle bir şey yapalım ya, bu güzel oluyormuş hakikaten bak. Bence iyi bir tip oldu. Burada kısa film çıkar, bir şey çıkar. Bence çıkmalı. Bence çıkar yani. Zombi tiyatrosu olur. İşi doğru. Bir araştır, belki de vardır. Değil mi? Evet. Bak Ezo'ya bak. Vay anasın. Ben çok ciddiyim. Sanki yıllardır oluyormuş gibi. Ezo, bu güzel Cemiyet dergileri var ya. Hı hı. Ondan sonra böyle hani eventlere gidiyorsun, fotoğraflarını çekiyorlar falan. Benim mi? Evet. Ama evet yapılıyor. İşte abinle beni genelde gidiyoruz. Biz hep Cemiyet'te çekiyorlar biliyorsun. Evet. Neyse işte bunlardan ismi lazım bir tanesi benimle röportaj yapmak istedi. Ben de dedim ki yani çok tercih etmiyorum. Hı-hı. Gerek yok şimdi. Yani ne anlatacağım ki? Yatım yok benim. Ne bileyim işte. İşte villalarım yok. Boğaz'da evim yok. Veya işte çok öyle şeylere gitmiyorum yani, o gece eventlere falan. Ondan sonra yok dediler. Mehmet Bey enteresan. Sizin istediğiniz gibi bir şey olsun. Şu istediğiniz gibi bir şey olsun kelimesi var ya. Hı-hı. Ben de acayip etkili. Yani hı-hı, ne istersen yap. Aa, öyle mi dedim? Sende de konseptler değişik olduğu için. Yürü gitsin. Abi dedim ki o zaman ben zombi olayım. Böyle bir ne kemp küm falan. Ya dedim zombi olayım ama işte elimde bardağım, ne bileyim işte yüzüklerim, smokinim falan. Süper. Hani o dergilerdeki Ağar abilerin hep böyle ya şeyleri, kılıkları. O kılıklar da herif ama zombi falan. Tamam dediler. Biz de süper, çok harika bir çekim yapmıştık. Yani ama makyaj sizinki kadar kısa sürmemiş çünkü beni komple yapmışlardı falan böyle. Ha. O zaman da tabii biraz şeydim, hatırlarsın sen, tosun gibiydim ya, saçlar falan böyle. Tam bir gürbüz zombi oldum, karnı doymuş. İyi yere dükkan. Şarküteriye düşmüş, şarküteriye. Çok kasap zombisi. İnsanların olduğu. Ha bir de şarküteri demişken, o zombileri şarküteriye de girmiyor abi. Hep abi, illa canlının peşinde. Evet, bir şarküteriden evet, paket al, at al. Kan akacak. Değil mi? O vampir değil miydi ya? O vampir, sen yine karıştırdın. Ben gene karıştırdım. Ya o amca bu işte, ne yapacağım? Kimse çalıştırmadı beni. Ben çok korkuyorum, izleyemiyorum. O yüzden bugün özel bir gün benim için böyle. Ha böyleymiş ya, buymuş yani olay. Ali kadar cesur değilsin demek ki bu konuda. Ali de cesur değil ki o. Ali izliyor da korkmayı seviyor. Şu makyaj devam ederken şu şeyi anlatsana bana. Arka tarafta demişsin ya, bu evden kaçış oyunları varmış. Ya o bir tane gittik evden kaçış oyunu. Şimdi bir iki kere gidince palazlandın zannediyorsun. Evden yani kaçış oyunu nedir, onu bir anlatsana. Ya bir eve giriyorsun, çeşitli konseptler var. Evet. İşte bombayı mı durduracaksın, hı hı, işte bir casusluk olayını mı çözeceksin, işte bir sürü böyle... Hı hı. Ajan gibi bir şeysin. O felaketi durdurmak için, daha doğrusu ipuçlarından anahtarlar bulup bir saat içinde o evden çıkmaya çalışıyorsun. Evet. Ya da ne misyon veriyorlarsa onu tamamlamaya çalışıyorsun ipuçlarını bulup. Testere filmi gibi yani. Yani bilgisayar oyununun işte normal hayatta oynanması gibi bir şey bir yandan. Fakat işte bir iki kere gidince palazlanıyorsun. Dediler ki işte bir tanesi var, onda korku gerilim de var işin içinde. İyi eyvallah, gidelim ya, gidelim de ben korkarım yani, ben sevmiyorum öyle ani şeyler, karanlık falan, hoşuma gitmeyen şeyler, ben korkarım. Mesela eğlenmek istiyorsan beni al korku filmine götür. En güldüğün şey ya, çığlık çığlığayım ben böyle çenem titriyor, ağlamamak için zor tutuyorum. Allah yani. O derece. O kadar zorla tutuyorlar, insanlar çok eğleniyor, ben de eğlenmeye çalışıyorum onlarla beraber. Gittik, daha kapıyı çaldık, açılma sesinde koştum kaçtım ben. Neye ne oldu önemli değil. Koştum bir yöne doğru. Tuttular, geri soktular beni içeri. İşte bir saat süren var. Bitirmen de lazım. Gidiyoruz, onu buluyoruz, bunu buluyoruz. Bir tane odayı geçtik, ikinciye girdik falan derken girdiğimiz odanın kapısı kapandı aniden arkamızda. Şimdi ben orada hafif, benim kalp hızlı atmaya başladı zaten küçük bir çığlıkla. Kala kaldım. Ondan sonra ipucu yatağın altında belli ki. Ben hayatta bakmam yatağın altına dedim. Biri baktı, oradan da çıkmadı. Vakit de ilerliyor. Panik olduk biz de, arkamızı dönerken filan. Kapı açıldı böyle, maskeli, siyahlar içinde yaratık gibi bir şey girdi. Vav filan yaptı.
Ben arkamdaki duvara tırmanmaya çalıştım çığlık çığlığa. Sonra işi çözünce o ilk heyecan geçince çok sinirlendim. Biz bıraktık oyunu. Yaratık koşuyor peşinden ben. Senin ben diye tekmelerle ben. Arkadaşlarım beni tutuyor. Tamam sakin ol. Yaratıkla yaratık olma diye. Yaratıkla yaratık olma. Ondan sonra biz aramaya devam ettik ama benim sinirimi bir bozdu tabii. Bir daha ben ondan sonra herkes arıyor. Ben o ne zaman gelecek bir daha diye feneri tuttum bekliyorum. Ya bile bile de oraya girmek de yani o da ilginç bir şey. Abi ben girmeyeyim dedim. Beni soktular. Her oda karanlık. Her böyle bir dehliz var. Oradan gireceksin. Öbür taraftan kafana biri tıt yapsa ben orada yığılıp kalacağım işte. Ezo senin en korktuğun böyle korku karakteri veya tip neydi? Nedir? Zombi mi, vampir mi veya izlediğin bir şey? Freddy. Freddy mi? Freddy'ydi. Çocukluğumdan gelen bir şey o. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Ben Freddy benim en çocukluğum boyunca en çok güldüğüm karakterdi. Yok ya o pis bir şeydi o. Ben de. Yok. Allah Allah. Ama ya şu an değil tabii de onunla başladı. Ben böyle şeylerden korkuyorum. Yani. Ya Freddy Krueger'ın harika bir espri anlayışı vardır bir kere. Olaya oradan baktığın zaman çok eğlenebilirsin yani. İşte öyle de. Demek ne başka bir şey. Benim bir şey oluyor. O an komik geliyor gerçekten. Gülüyorum hı-hı falan ama böyle yatağa girince o baş başa kalıyorsun ya hani bütün hatırladıklarına. Benim de uykuyla aram iyi değil. Ezo'nun da öyle yani zor dalıp zor uyuruz. Uyurken düşünceler olur. Kafanda birçok şeyi düşünürsün. Günün hesaplaması falan derken. O abi de rüyada geliyor ya. Yani uyumayı daha güçleştiren bir şey daha yok. Siz şimdi beraber büyüdünüz değil mi? Abi, evet. Abi kardeş olarak ya doğal olarak. Peki evde böyle hiç birbirinizi korkutmuyor muydunuz? Korkuturuz ya. En çok kim korkutuyordu? Korkuturuz değil, korkutuyordu. O mu korkutuyordu? Ne yapıyordu? Ben şeyi hatırlıyorum, söyleyeyim mi? Belki hatırladığıma da şaşıracaksın. Söyle bak. Ben tek uyumaya zaten çok alışamamıştım daha. Odalarımız ayrıldı falan. Küçük bir odam var benim. Mutlaka işte aranın ışığını açarlar ki aydınlıkta uyuyayım. Neyse Ali de tam benim odalayacağım zamanı biliyor. Herkesi kolluyor işte herkes oturuyor mu bilmem ne mi görmeyecek. O aradan koridordan bana bakıp böyle yüz ifadeleriyle geçiyordum. Hatırlıyor musun? Çünkü biz ödüm kopuyordu. Dışarıdaki ışık yanmadan uyuyamayız. Yani o aileden bir şey yani Ezo'da da var bende de var. Bir ışık girecek odanın içine yani böyle zifiri karanlık olmayacak. Abi daha korkunç bence o. O ışığın önünde de durup bir gölge böyle bir poz verince. O ışığın önünden geçince zaten bir gölge geçti oluyor. Sonra bakınca da ışık arkadan vuruyor falan tuhaf oluyor. Sırf gözün beyazı falan görününce. Korkunç. Onu korkutuyorum. Onun neyi neden korktuğunu da kendim korktuğum için biliyorum. Yani şunu yapmışlığım var. Yani korkutmak için saklanınca mesela korkutacağım insan çabuk gelmezse saklandığım yerde korkabiliyorum ben. Yani hemen o iş bitmeli orada. Benim asistanlar bir gün bana böyle bir eskiden büyük bir sandık almışım, deri bir sandık. Onu çekiyorlar, abi baksana biz bunu açamıyoruz falan. Güç gerektiren şeyler, konserve monserve hep beni çağırırlar. Hmm. Bundan sonra böyle açtım, vaa diye çıktı içimden. Yani git dedim, tekrar kapattım üstüne şeyi. Bende de hiç yok. Allah Allah. Ha. Bana öyle aynı şeylerde ben de çok korkmuyorum. Daha soğukkanlı olabilirim. Gördük canım onu arkada kuliste. Evet. Ama çenemi kırıyordu. Allah neyini versin ya. Ölüm patladı. Çenem çıktı. Ben beyaz oldum ya. Ali'nin gibi yavaş yavaş ve böyle hani içine işleyen bir bakış, bir surat ifadesi. Bir de onu bu makyajla yapsan. Gel bakayım ben seni bir karanlık bir yere götüreyim şu makyaj bitene kadar o zaman. Ne yapacaksın orada? Makyajına bakacağım yani. Ha, dur gitmeden önce küçük bir şeyim var. Son bir tavsiye. Ne vardı? Şimdi bu siz bilmezsiniz biz eskiler. Çikolata bu. Hı. Şimdi biraz da erimiş ki. Dur şunu bir becerebilirim. Ezo. Şu çikolatadan al, dişlerini şey yap, dişleri bozmak ciddi için mi? İyi. Bu evet. Mu formül? Hadi. Bu muydu yani yıllardır? Hadi, çikolata hadi. Mıydı o? Hala. Sen bunlar neden yapılıyor zannediyorsun? Evet. Hep çikolatada şekerden diyorsun. Ay. Cadı gibi oldu. İyi hadi gel arkada biraz da bana çikolata ver. Ciddi misin? Benim geçti yiyorum ben. Thank you.
Evet. Unutuyoruz. Böyle yerken. Nasıl? Dekor olmuş mu? Olmuş. Bir orman, bir Walking Dead yaşamış şeyi. Yaşamış hafif, evet. Yerler, parke falan. Gene bir siz. Tabii o. Olmaz. Ben karar verdim, vejetaryen zombiyi oynayacağım. Vejetaryen zombiyi. Bunları görünce, şimdi... Roka! Yurt dışında okutmayacaktık. Efe'cim, gel bir güzel bir ışık yapalım burada. Şimdi diyorum ki, buradan arkadan böyle güneş ışığını yerine koyabileceğim böyle bir strip, bir kontur bir ışık yapayım. Ha. Buradan da böyle sert bir ışık yapayım. Tam o zombi filmlerindeki gibi bir şey olsun. Tamam. Hı? Usta sensin şimdi. Şimdi izleyici diyecek ki, bu kadar şık zombim olur. Ha. Biz ne diyeceğiz? Öyle de. Neden olmasın? Olur tabii. Olur. Adam şey mi yani, bir gitmiş bir işte atıyorum Oscar ödül törenine, orada virüs yayılmış, birbirlerini yemişler. Yaptığımız işe saygı duyuyoruz. Aynen öyle. Bir de ben dökmeden yerim. O yüzden. Dökmeden yiyorum, çok güzel. Teşekkürler Efe'cim. Bir daha siz basayım, dur. Şuraya. Bir tane bir şey yapayım mı önce? Şu güzel, sen az önce bir gelmiştin ya oradan. He. Bir dakika. Ali. Neredesin? Görmüyoruz ki. Ali. Şöyle yan yana şöyle gel. Ha, birlikte mi gelelim? Evet. Yan yana gelelim. Evet. Böyle geriden gelin. Ben de birkaç tane bir çekeyim. Bir tane test. Dur şurada. Gel, ben sana burada yapacağım. Yol vereceğim. Yok, Ali girdirme ya. Geliyoruz. Güzel. Bak, ya bak. Ben yüksek lisans mezunu adamım ya. Bak, bir şey söyleyeceğim. Ali, bir kere yaparsam gel, iki kere yaparsam gelme. Tamam. Yaparsam ne yapacağım? Tükür. O zaman. Hayır. O zaman da anlayayım ki... Ezo, kameraya bakma. Ben hiç kamera poz veren zombi görmedim hiç. Böyle kameraya bakarak geliyor. Ama işte daha korkunç. Sen etsin ya. Moda şeyi. Ben oraya baktığımın farkında değilim. İyi. Hadi. Evet. Buyurun. Çok güzel. Bir tane sabit bir şey yapalım. Sen şu dalların arasından bak abi. He, sen de şurada abinin yanından şuradan bak. Kalayım ben. Burada mı durayım? Evet. Sen de oradan bak. Bir göreyim oradan. Aradan siz bakayım. Nereye bakıyorsun hadi? İçine. Bir dakika. Başka yere mi bakalım? Bir dakika, bir dakika. Sen dalların arkasına diyorsun ama bak. Ne kadar gerçek görünüyor, görüyor musun? Evet. Gel. Wow. İyi görünüyormuş hakikaten. Biraz da alttan şöyle. Heh. Bir dakika. Şöyle birazcık daha çıkalım mı dalların arasında şöyle? Heh. Evet, şöyle. Gül teyze beni mahvedecek. Hiç söylemeyin. Çok güldü zaten. Şimdi şöyle yapalım mı? Yani zombi ama böyle çok artistik poz veriyor bu sefer. Tabii, hiç. Tamam. Zombi gibi değil. Biraz gelin şöyle. Abi kardeş bana fotoğraf çektirme gelmişsiniz. Gülüyoruz falan. Biraz şöyle kayalım mı tarafa? Bir tane gülmeden, bir tane gülerek. Bir tane gülerek. Hep öyledir ya. Tamam. Bir bakayım. Hatta sen şöyle ceketi falan tutayım. Ya çok hoş ya. Bir tane daha. Çok iyi. Çok iyi. Kravatımı düzeltiyor mu? Ama sen yanağı görüyorsun. Evet, bir tane bak. Aynı tarafta. Şöyle bu tarafa dön. Bak ben mi? Heh, şu yanak çıkıyor. Şöyle. Heh. Tren oldu. Gülerek. Bunu bir tane şöyle büyütüp Gül teyze annenize gönderip tamam, eve bir tane kalsın. Gönder, gurur duysun. Oğlumla kızın diye. Kendimizi ölümsüzleştiriyoruz şu an. Bir tane de cüzdanına böyle vesikalık mı yaptık? Cüzdanına alt dokusu. Koyulur yani. Diye, tabii. O zaman birkaç tane daha ciddi şey çekelim. Çekelim. Elimize bulunsun. De gir koluma. Affedersiniz. Bir tane daha. Bir tane derinlikli bir şey yapalım. Yapalım. Özücüğüm sen burada dur. Ali sen şu arkadan bir yerden gel. Ben abim. Sen bu sefer şuraya bir yere gir bak. Şu dalların nasıl girsin. Hala ciddi miyiz? Ha, küçüklüğünde gibi korkut abi, tamam mı? Ya onu ne korkutacak? Ben de zombiyim ki şu an. Ha, tamam, sen korkayım de zombiyim. Yok, korkmayacak yapıyoruz. Ya. İkimiz de onu korkut. İkişelim. Bu çok güzel. Şöyle bak, bu tarafa, gözlerine bu tarafa bakabilirsin. Evet, bak çok iyi.
Bir dakika, bir tane daha. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Buradan bizim çocuklardan birine rica edelim. Yiyelim onu. Sıkıştırırım. Biz onu yerken. Kim çeker? Fethi çeker mi? Çeker ya, ne olacak Fethi? Gel Fethi. Fotoğraf sancısı Fethi Karaduman. Evet, uçarak geldi. Uçarak geldi. Şey yapalım. Ben böyle korkayım, siz bana yapın. Tamam. Hı? Tamam. Ben nasıl, ben arkamda mı ben? Aranıza mı gireyim? Nasıl istersiniz? Bence şuradan gelelim size sağlı sollu. Hı? Sana kolumu vereyim, sen eli yiyormuş gibi yap. Abi sen de oradan dal bir yerden. Bir şey söyleyeceğim. Bizim elleri yapmadık. Ya onları Photoshop'ta yaparım ben. Elleri. Tabii canım. Dikkat edin. Sen nasıl, gelmeye de gerek yok. Herkes biliyor senin bir çocuklarla ilgili atölyen olduğunu, ondan sonra işte birçok girişim olduğunu, ama bunu bize bir anlatmanı istiyorum. Bilmeyenler olabilir. Tabii, açmanı yani daha doğrusu. Tabii ki. 2007 yılından beri 18 ay 6 yaş arası çocuklarla çalıştığım bir atölyem var. Hı-hı. Bu arada ama eğitimci eğitimi de yapıyoruz. Hareket, ritim ve müzik alanında atölyeler yapıyoruz. Bu şekilde hem yetişkinlerle hem çocuklarla çalıştığım, bana böyle bir ortam sağlayan atölyem var. Vardı. Yani bu programı seni böyle gördükten sonra çocuklar hiçbir oraya geleceğini. Evet, lütfen izletmez. Yani umarım izletmezler. Zaten o saatte hepsi uyumuş olacaklar. İnşallah. Cumartesi geceleri biliyorsunuz 23.00'da yayınlanıyor. O saatte denk gelmeleri çok zor. Bu arada şeyi çok seviyorum. Yani mesela böyle bir konsept çalışıyoruz. Makyajları yapıyoruz, fotoğraflar çekiyoruz. Ve bunun sonrasında oturup böyle üzerine böyle bir makyajla böyle ciddi ciddi konuşmak. Ya bizden bir parça oluyor. Bir de sen görüyorsun, biz görmediğimiz evet, için. Evet, ben iyiyim şu an. O mesela kardeşime bakarken şöyle oluyorum. Ben bakmıyorum biraz. Farkına. Sen şöyle öne doğru kaykıldın diyecek yokmuş gibi. Ama güzel ya, değişik şeyler yapmak, alternatif şeyler yapmak bize de iyi geliyor. Değil mi? Vallahi bak, bir çıkıp değişik şeyler deneyen insanların yanında olmak, onlarla beraber hareket etmek çok keyifli geliyor. Çünkü hep aynı şeyi yapıyoruz. Ne tutarsa, ne iyi giderse, vasat olan neyse, o averaj olanı yakaladın mı, herkes onu yapıyor. Evet. O yüzden de böyle çıldıralım, delirelim, bize bu imkanı veren bir program bulduğumuzda böyle uçalım gidelim diye düşünüyorum. Harikaymış. Peki, fotoğrafla da ilgili tabii program. Şeyi de soracağım. Fotoğrafla ilginiz ne? Önce sana sorayım. Ne yapıyorsun mesela? Fotoğraf çeker misin? Instagram falan kullanıyor musun? Kullanıyorum. Zaten Instagram sayesinde daha da çok böyle birçok insan gibi bence ben de kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Ama hani bunun eğitimini almadım veya çok büyük bir ilgi hı-hı alanım değil. Ama seviyorsun sadece değil çok mi? Çok keyif alıyorum. Çok almayan çok yoktur herhalde yani. Yok canım. Çok keyifli bir şey. İşte abim var bir. Olur mu sanmıyorum ya? Ali çok seviyor. Bizim Defne'nin kardeşiyle çalıştım biraz. Yani şimdi teknik kısmını da çalıştım. Vay. Fotoğraflar çektik. Hiç bunlardan haberimiz yok. Tabii. Daha, daha sana anlatacak seviyeye gelmedim. Onları bir görelim bu arada hemen. Yollayacağım sana. Nasıl oluyor diye soracağım öyle arada. Bir sanatçı arkadaşımız ismi lazım değil. Ben de dayak dedi kendimi çekmem canım falan. Bundan sonra işte hep dedi ortamı çekerim. İyi bir görsel yakalarsam çekerim falan. Bayağı bravo falan dedim ben de. Programdan sonra Instagram'a girdim. Bir baktım. Sadece kendisi var. Yani kendi dışarıdan bakmayı seviyorsa belki. Bu. Şimdi Twitter'da bir şey başladı ya. Bu oylama yapabiliyorsun. Yani ne diyor, anket yapabiliyorsun. Bilmiyorum. Daha doğrusu. Yeni bir özellik eklediler buna. Ben de ufak ufak fotoğrafla ilgili anketler yapmaya başladım. Mesela ilk soru şuydu. Fotoğraf sanat mıdır değil midir? %87 ile sanat olduğu çıktı. Geçen gün şeyi sordum. Kendini çekmek şey midir? Bir rahatsızlık mıdır yoksa rahatlık mıdır yazdım. Orada da bayağı yüksek bir şeyle rahatlıktır çıktı. Yani rahatsızlık değilmiş demek ki. Kendi ama çekmek. Herkes yapıyor artık ve rahatsızlık demeye çok da cesaret edemiyor olabiliriz yani. Bir de kendi kendilerini çok iyi çekiyorlar ya insanlar. Evet. Yani olduğundan çok daha güzel çıkabiliyor insanlar kendini çekerken. Deposunu biliyor, sıkıntısını biliyor falan, oradan hallediyor bir şekilde galiba. Çünkü kendini bildiğinden beri aynaya bakıyor. Hmm. Yani bunun sebebi bu. Yani orada bir milimlik bile bir işte kafa hareketi o kendini o fotoğrafta iyi görmesini sağlıyor insan. Evet, burun küçülüyor, dudak büyüyor, bir şey oluyor yani orada. Onu artık böyle foto edit programlarında da yapabiliyorsun biliyorsun yani.
Ama ben bunların hepsini görüyorum. Beni kimse kandıramaz. Geçenlerde bir jüri üyesiydim bir yarışmada. Ondan sonra işte bir sürü hocam var, profesörler, doktorlar işte falan. Ondan sonra bir fotoğrafla ilgili bir şey olduğunda, tartışma olduğunda mesela Photoshop mu değil mi, bu evleri, bu kuşları buraya eklemişler. Dedim, Mehmet, şöyle bir yakından bakar mısın? Ben hemen gidip şöyle bakıyorum. Yok hocam, bunda bir müdahale yok diyordum. Tamam, ona göre oyluyorlardı. Veya işte bir kuş görüyorlar, var mı o gerçekten, yok mu? Hocam bunu sonradan koymuş diyordum, ona göre oyluyorlardı falan. Beni de öyle bilirkişi olarak çağırmışlar. Hayatta da böyle şeyler vardır bu arada, biliyorsunuz değil mi? Hiç başınıza geldi mi? Nasıl yani? Emniyette vardır mesela. Bir fotoğrafçıya gelirler. Bilirkişi rapor için. O fotoğraf fotomontaj mı değil mi? O bilirkişi üzerinden tabii. Harekette. Sana gelirler artık. Tabii. Bana geldi. Bana çok eski Ankara'dayken iki kez geldi. İkisinde de yargısız infaz. İşte onları yaptım. Anlamak isterdim aslında. Güzel, keyifli bir şey. Keyifli. Peki bir soru daha. Evde fotoğraf albümleri duruyor mu? Of, bizim çok. Duruyor. Yani annem biz 18-20 yaşına gelene kadar bütün çektiği fotoğrafları albüm yapıyor. Ve yaşlara göre ayırmış. Ezo 1 yaş, Ali 1 yaş. Ezo 2, Ali 2. Tarihleriyle. Ayrı ayrı tarih, yer, hepsi böyle zamanlamasına göre albümlenmiş ve arşivlenmiş bir şekilde duruyor. Vay be. Yani yuvayı dişi kuş yaparın canlı örneği. Tabii canım. Bayağı bütün geçmişimiz o albümlerde. Siz yapıyor musunuz peki kendiniz için öyle şeyler? Arkadaşlar. Dijital albüm. Bizim dijital albümümüz de hepsi. Peki ben dijital albüm mü yoksa o annenizin evine gittiğinizde baktığınız albümler mi? Şimdi annemin yaptığı albümler tabii ki. Yani hem o anı yaşamak, o güne götürmek için birebir ama bir yandan da eskiyor tabii. Yani artık o albümler doğaya karışacak hale geldi. Fotoğraf şeyi albüme yapıştı. Bilmem yani çıkar getir desen getiremezsin. Evet. Artık soldu, gitti yani. Ama dijitalde de telefonunu bir şey yapıyorsun, güncelliyorsun. Kaybolabiliyor bir anda. Kayboluyor gidiyor değil mi? Öyle. İkisi de lazım herhalde. Yani ben dijitalde bayağı paranoyak oldum. Bir, üç tane falan böyle kayıt alıyorum. Yedekliyorum başka bir cihaza. Var canım, onun da yöntemleri var. Evet. Yani mesela şöyle bir şey var. Bizde de mesela 6 terabaytlık bir işte server var. İşler kendi kendine otomatikman ikinci kez yedekliyor. Hı. Ama günün sonunda geçen İzmir Fotoğraf Günleri'nde bunun tartışması oldu hatta. Hı. İşte birisi çıktı dedi ki işte dedi analog dedi film dedi hiçbir zaman dedi işte şey data olmadığı için silinmez dedi. Ben de dedim ki yani silinebilir. Nasıl silinir dedi. Şimdi yangın çıktığında veya Allah korusun su bastığında dedim o data da gider, o data da gider yani dedim. Datayı o şekilde muhafaza etme şansın yok. Ama mesela bir datayı birçok yolla koruyabilirsin. Çok önemli olanları mesela kendine veya işte çok güvendiğin birkaç kişiye mail atabilirsin mesela. Hı hı. Ona bir şey olmaması çok düşük yani. Daha evet, daha güvenli. Yani orada işte onun olduğu serverını atıyorum Amerika'da mı neredeyse. Orada bir deprem veya işte ne bileyim işte uzaylıların falan gelmesi lazım gitmesi için. Hı hı. Böyle bir yol. Yine bir ihtimal var. Yine var. Zor yani, her şeye de o muameleyi gösteremiyorsun işte. Gösteriyorsun yani devamlı. Çok çok değerli belki şeyler olabilir. Evet. Şimdi zombi inanışının nereden çıktığını biliyor musunuz? Yok. Tabii ki Afrika. Ya ne olsa Afrika'dan çıkmış. Bunun bir sebebi nedir acaba? Yakında ben öğreneceğim çünkü haftaya Kenya'ya gidiyorum. Orada bakalım. Süper. İşte oraya giderken de bir sürü korunacak ilaç milaç bir şeyler alırız. Tabii canım. Ya, antibiyotikler, iğneler vesaire. Bu arada buradan da izleyiciye seslenelim. Afrika taraflarına veya işte Hindistan taraflarına gidecekseniz birçok aşı olmanız, birçok ilaç almanız gerekiyor. Lütfen bunu atlamayalım. Çünkü orada bizde olmayan çok korkunç farklı hastalıklar var. Lütfen bu konuya dikkat edelim. Bak sosyal mesajımızı da verdik. Afrika'da biz de oraya bu pırıl pırıl gideceğiz. Öyle tam hazır bir ortam. Değil mi? Üzerinde çalışılacak saha olarak gideceğimiz için önlemimizi almalıyız yani. Deney olmamaya. Afrika'da değil mi öyle büyülü bir yer ya. Gizemli, böyle tam çözülemiyor gibi biraz ürkütücü bir yer. Bence de öyle. Zaten bir Afrika'yı çözememişler, bir de Karadeniz'i. hepsi sır perdesi var yani ikisinin üzerinde. Karadeniz benim tezimdir. Yani bunu mesela işte gidip iyice bir araştırıp orada iyi bir belgesel çekmeyi istiyorum. Peki Afrika'da nasıl yapmışlar bu işi? Nereden bulmuşlar? Zombiler nasıl çıkmış? Ya işte bu, okuyayım hatta buradan. Vudu büyücüleri kurbağaların korku anında derilerinden salgıladıkları zehir ve kirpilerin savunma sırasında salgıladıkları bir enzime karıştırarak yaptıkları sıvı modern anlamda bildiğimiz zombi virüsünün ham maddesini oluşturur diyor. Ya bırak. Ya. Kirpiyi bulacak. Kapatalım kurbağa gidelim olacak. Abi bunu. Evet diye korkutacak onları. İkisinin salgısını alıp karıştıracak. Deriye sürecek ha. Ondan sonra da işte şey ama şey oluyormuş. Ondan sonra da. Ölüyormuşsun da ruhun kalmıyormuş da işte ona sadece bedenin bir şey oluyormuş. Evet. Hareket ediyormuş. Ya
şöyle bir gerçeklik payı olabilir. Bunların salgıladıkları enzimleri vücuda enjekte edince onun belki bir şokuyla bir şeyle kalp böyle birkaç saniyede atıyordur. Eli şöyle bir iki kere oynuyordur falan odur yani diye düşünüyorum. Veyahut tam tersi bunu yaşayan bir adama veriyorlar, enjekte ediyorlar. Adam zaten ölüyor, zombi oluyor. Ondan sonra tekrar kalkıyor mu ayağa bilmiyorum yani. Şimdi günümüze dönelim mi? Yani dönelim. Ölüler diyarından yaşayanlar diyarına. Ezo hocam çok az oyunculuk yaptın. Niye? Yani o dönem yaptım, denedim. Benim atölyemi açmama sebep oldu, yardımcı oldu. Ondan sonra da... Atölyeyi büyütebilirdim çok... böylece. O da doğru, o da doğru ama güzel gitti atölye. Evet. Çok zamanımı aldı. İyi bir yere de geldi. O yüzden hem tatmin oldum hem de ben aynı anda çok şey yapılması yani mümkün olduğuna inanmıyorum. Bir tane bir şey yapayım ve güzel onu en iyi yapayım. Tebrikler. Ben buna inanıyorum. O yüzden de oraya konsantre oldum. Bu konuda perspektifimiz aynıymış bu arada. Hı-hı. Bu da beni şaşırtma tabii. Evet. Ya geliyor ya oyunculuk teklifleri falan Halicim, biliyorsun. Sana. Kibarca reddediyoruz yani, gerek yok çünkü. Gelir tabii ki, popüler sonuçta. Değil mi? Yoksa ne tip var ne şey. Ay öyle demek istemedim. Ama yani ben, şu halde kimsenin tipine laf edecek değilim. Ben mesela oynarken Ezo'yu görmek isterim. Yani çok küçükken gördüm sahnede bir tiyatro oyununda. Çirkin kötü bir kral oynuyordu hem de. Ve kilolu falan böyle. Çok beğenmiştim ki Fransızca oynuyordu. Ona rağmen beğendim. Yani bütün anlaşılmazlar bir araya geldi ama ben beğendim. Oynadığı dizide de çok beğeniyordum. Yine görmek isterim oynarken. İstersin yani değil böyle mi? Bir şey denk gelirse. Arada güldür güldüre falan şey yapsanıza. Çıktım da yani oyuncu olarak değil. Anladım. Kendin olarak. Böyle taka tuka işler yaptık. Peki. Güldür güldür devam. Devam. Burada bu sefer böyle bir oyuncu koçu mu? Ne yapıyorsun? Daha farklı bir şey mi oldu? Güldür güldür değil mi? Şu anda. Yok aynı izi. Yeni aynı orada aynı işte. Durun açıyoruz. Devam edin. Arkadaşlar bayılıyorum o abi. Şeyde senin. Yani orada oynamıyorsun zaten kendisin bayağı. İş evrile buna döndü. Döndü. Yani bayağı kendime yakın bir duruma döndü. Peki film girdi abi. Film ilgiye nasıl evet, gidiyor? Evet film nedir? Benim çocuğum, evladım. Hayat öpücüğü. Hala devam ediyor değil mi vizyonlarda? Ediyor, gidebiliyoruz. Ediyor. Ediyor. Yani devam ediyor. Yine yani ilk çıktığı kadar çok sinemada olmasa da. Ama çok güzel bir film oldu. Çok içime sindi. Yani senaryosu zaten çok güzeldi. Filme yansıması da belki senaryosundan bile güzel oldu anlatılan şey. O yüzden büyük keyif oldu. Şahane. O zaman buradan izleyene de seslenelim. Gitmeyenler gitsinler. Gitsinler. Kaçırmasınlar. Güzel film oldu. Güzel film. Güzel filmini izlesinler bence. Evet bir kere çok naif, küfürsüz, komedisi de dozunda, dramı da dozunda. Genel izleyici kitlesi aldı. Yani en son hangi filmimizi aldı bilmiyorum ama artı 7 bile değil yani hiç. Her yaşta insanın gidebileceği. Küfürsüz komediye zaten hasretiz değil mi? Yani bilmiyorum. Bu yani aralar biraz bana fazla geliyor bazen. Yani bu aralar bayağı fazla. Yani. Rahatsız edici oluyor. Ya babanızın döneminde bir tane vardı. Şimdi tabii söyleyemiyorum ama o bile çok naifti yani. Evet. O öyle değil. Şimdiki yani, bayağı bir rahatsız edici bence. Şimdikiler tabii daha... Şimdi bayağı yani. Evet. Bilmediğimiz küfürleri öğreniyoruz belki de. Bir de çok argo. Evet. Yani yanlış şeye özendiriliyor, yanlış yere gidiliyor komedi yapmak adına diye düşünüyorum. Hocam da yönetmenim de buradan diyor ki bir iki tane söyle diyor üzerine bip koyalım diyor. Abi sen bana oradan söyle ben seni tekrar edeyim bilmiyorum ki ben. Ya bu kadar konuk olduk sen ne zamandır yapıyorsun bu programı reklam yok mu? Aa doğru unuttum ben dur hemen bir reklama gidelim o zaman. Tabii biz de ihtiyaçlarımızı. Ezucuğum sen abinle nasıl tanıştığımızı biliyor musun? Emin değilim. Sen hatırlıyor musun? Bilmiyorum galiba. Hatırlıyorum. Bir anlat bakayım. Ben sen de anlat. Sen anlat. Olur mu? Sen başla ben tamamlayayım. Sen anlat ben düzeltmeleri yapayım. Ha, editörlüğünü yapayım hikayede. Şimdi abim Yaprak Dökümü dizisine yeni girmiş. Ben de Yaprak Dökümü dizisinin fotoğrafını çekiyorum. Bir de benim setlerimde şu vardır. Ben rahat edeceğim ki sanatçı rahat edecek. Orada işte Halil abiye ondan sonra neydi şeye... Güven Hanım. Güven Hanım'a falan böyle kral koltukları. Ondan sonra bütün oyunculara güzel masalar. Orada mangal yanıyor. Çadırlar falan. Öyle bir set hazırlamışım. Ama set hazırlayan benim yani. Bunu ben yapıyorum fotoğraf setine. Ben de rahat rahat oturuyorum. Ali de yanıma denk geldi. Adı diziye girmiş. İşte bir sezon oynayacak zaten son final sezonu. Ondan sonra
Ya dedi usta, bu dedi nasıl olacak bu iş? Ne oldu dedi? Bu ne dedi ya böyle izleti ikram falan dedim. Abi ben de hep böyle. E dedi güneş batıyor nasıl olacak? Abi dedim, ben zaten tam güneşin batma anını bekliyorum. Yani fotoğrafı orada çekeceğim. Yani arkası böyle kıpkırmızı olacak, sarı mavi olacak ya o bulutlar falan. Öyle çekeceğim. Sen de hayatta bunu çekemezsin. Ali ben bunu çekerim. Saat verdin ama saat. Ben daha tamam. Oturuyoruz. Çok güzel bir sofra var. Bayağı yeniyor. İşte yemek yeni gelmiş falan. Saatte uyduruyorum mesela 6:20 geçiyor. 7'ye kadar bitiririm dedi. Ya mümkün değil dedi. Evet. Diyor yani. Yani dizinin sezon fotoğrafı çekilecek. Yani bütün sezon kullanacak afişi. Hatta çektiğimiz fotoğraf yaprak dökümü kitabına kapak oldu burada. Bütün yani sezonların olduğu bir kitapta. Sonra ben çekime başladım. Tuk 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 çekiyorum. Ondan sonra herkes tek tek falan. Oradan da her seferinde Ali diye bağırıyorum. Bitmez diye bağırıyor. Ali bitiyor bitmez falan. Bitti Ali falan diye bağırınca nasıl gülmüştük. O inanamadı yani. Nasıl bitti bu falan. Oldu yani o kadar. Mesela gibi. Hakikaten 7'yi 2 geçemi ne bitti. Yani ben kazandım wow. Da ama olacak iş değil. Yani çünkü 6:20 mesela 7'ye çeyrek kala başladı. 7'yi 1:30-2 geçe bitirdi yani. Böyle müthişti. Bu arada bizim hepimizi tek tek çekmiş. O ne ara oldu bitti bilmiyorum. Hepsi oldu. Yemeğimizi de yedik. Fotoğrafımızı da çektik. Oh. Oh. Harika. Ama planını yapmış. İşi biliyor. İşte. Rahat. Bizle paylaşmıyor. Oyuncuyu strese sok. O zaman ne diyeyim? Geldiniz. Ta öbür taraftan programa katıldınız. <ben de. gülüyor> Evet. Ama neredeyse devam de öyle yani. Biraz çok öyle uzaktan. Sayılabilir, bayağı uzaktan geliyorsunuz. Karşıdan geldi. İyi ki geldiniz. Karşının zombisiyiz. Hoş geldiniz karşı zombisi. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Teşekkürler.